예정 닥닥닥닥 تلفن برای تماس 93-600-06-93. استودیوی فروزان، آینده درخشان. Evren. Dünya. Tacikistan Cumhuriyeti. Koştoni Masçah bölgesi. Tabuşna köyü. Belgesel film Altın Köy. Belgeselin Tacik, Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Çince dilleri mevcuttur. فیلم حجتی دهه‌ی زرین. فیلم با زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی، ترکی، عربی و چینی دسترس است. داکیومنتری فیلم Golden Village. Film is available in Tajik, Russian, English, Turkish, Arabic and Chinese languages. فیلم وثائقی القرية الذهبية. هذا الفيلم متاح باللغات التاجيكية، الروسية، الإنجليزية، التركية، العربية، الصينية. دوكيومنتالني فيلم زلاتوي سيلو. فيلم داستوبن نا تاجيكسكام، روسكام، انجليسكام، توريتسكام، عربسكام، كيتايسكام. جي لو بيان جين تسون جيبو دينيين يو تاجيكو يو أيو ين يو توالچي يو عربو يو خو خان يو ليو جون بانبن. Tabuşnu köyü Koştoni Masçah bölgesinin en güzel köylerinden biridir. Köy, Tacikistan'ın kuzey bölgesinde, deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikte bulunmaktadır. Başkent Duşanbe'ye 300 kilometre uzaklıktadır. Tabuşnu kelimesi, ünlü, meşhur anlamına gelmektedir. Köyün huzurlu bir doğası vardır. Köyün doğası sizi rüyalar alemine alıp götürür. Thank you.
گذشته دیه خیلی خرد بوده، مقداری کمی آدمان در اینجا عمر به سر می بردن. Geçmişte köy çok küçüktü ve az sayıda insan burada yaşıyordu. Daha fazla tarihi bilgi edinmek için köyde Baba-i Hak adıyla bilinen köyün en yaşlı sakini Said Bokiyev Abdullah'a sorular sordum. İlk olarak kendisine köyde kaç aile yaşadığını sordum. Cevabı: "Kisalhoy peş derde ha çand aile zindagi mekardan." Çünin cevap güften. Tüm bildiğim, son evin bizim evimiz olduğu ve köyün o tarafında Mürcüman'ın evinin olduğu. O zaman diğerleri orada değildi. Daha sonra insanlar geldi ve köyü doldurdular. Şimdi 150 aile burada yaşıyor. Bir süre sonra nüfusun artması nedeniyle bazı köyler yer değiştirmiş. Bununla ilgili Baba-i Hak şöyle söylüyor: "Soloy amma matakumdan soloy ki mahir şirem soli sabo ad çilim sol güye." "1940'larda savaştan önce Dilvazin'e göç etmiştik. Ben o zaman okulda okuyordum." Tavuşnu köyü su kaynakları bakımından çok zengin. Bu kaynak tüm köye içilebilir su sağlıyor. Köyün diğer tarafında Dukona Dağı'ndan bir dere geliyor ve tüm Daşın arazilerini besliyor.
Voluç kaynağı ise Çaşmayı Bolo ve Çaşmayı Poyon bölgelerine su sağlıyor. Köyün Zarafşan Nehri'nin kıyısında bulunması köyün güzelliğini artırıyor. Buna ilaveten Kadıcıbo Şelalesi köye ayrı bir güzellik katıyor.
yaklaşık 200 metre yüksekliğinde. Gördüğünüz gibi su aşağıya vardığında buğu halini alıyor. Bu şelale köyden pek uzakta değil. Oldukça güzel. Başka ülkelerden ve Tacikistan'ın farklı bölgelerinden turistler bu şelaleyi görmeye geliyorlar. Bu güzel doğa turistlerin ilgisini çekiyor. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Polonya, İran ve Afganistan'dan 1000'e yakın turistin ziyaret ettiğini biliyorum. Köylülerin çoğu tarım, hayvancılık, meyvecilik ve arıcılıkla uğraşıyor. Tarım en iyi gelir kaynağı olarak görülüyor. Burada insanlar çoğunlukla patates yetiştiriyor. İnsanların önceleri tarım arazilerini işlemede çoğunlukla kullandıkları traktörün yerine
Şimdilerde daha ucuz olan atlar almış. Asp ivaz namuda asp. Buğday yetiştiriciliği de gelişiyor. İnsanların ihtiyaçları olan un, %70'ini kendi yetiştirdikleri buğdaydan sağlıyor. Törenlerde insanların nasıl birlik olduğunu burada görmek mümkün. Törenden önce bazı insanlar bir araya gelerek yemek pişirme, patatesleri soyma, pirinci yıkama, konuşma yapma gibi sorumlulukların kimin yapacağını belirliyor. Daha sonra herkes atandığı görevini yerine getirmek için en iyi yeteneklerini kullanıyor. Yavur, yavur abi, hadi kral. Yat var, yat var çıktı. Hadi ne bedel? Yav. 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 Yav
در این شب پیوسته بر از لذت دیدار در این شب پرفیض در این شامگه بزم عروسی داماد بود هم نفس یار در این شب. Küçük çocuklar ise farklı oyunlar oynamakla görevli. شما کدومه؟ بس بس مرمو تا چندو چندو نمرمو تا ها ها چندو ها یا کنگی دو نا یا تشنی نا یا تشنی نا او که دایی کافه کابوس ریمه اونه سوچو نه Ay nadir. Yaşıyor bir araçı. Rahman. Oradan çıkacak çıkacak o nazar. Törenin ana yemeği oşi palov. Tüm bu duman buradan geliyor. Eğer burada olsaydınız soğanı eklediğim anı kaydedebilirdiniz. Bu akşam Fotia Giron ve bu yemeği onun için pişiriyoruz. Bu et parçaları bazı yakın arkadaşlar için. Törenlerdeki bir diğer yemek de çok lezzetli olan Oshibaduk yemeği. Meyve ağaçlarının bakımı ise diğer gündelik uğraşlardan. Bahar meyve ağaçlarının harika çiçekleriyle başlıyor. Thank you.
Meyveler olgunlaştığında yılın diğer mevsimlerinde tüketilmek üzere kavanozlara konup konserve yapılacaklar. Burası benim köyüm. Eskiden buradan evleri görebilirdiniz. Fakat şimdi ağaçlar yüzünden evleri görmek mümkün değil. Bu benim köyümün gelişmelerinden biridir. İnsanlar meyve ağaçlarının ve diğer ağaçların odunlarını evlerinin çatılarını yapmak amacıyla kullanıyorlar. Arıcılık köyün gelişen uğraşları arasında. ...26 kovanımız var. Geçen yıl olduğu gibi bu kovandan 26 kilogram bal alırsak 700 kilogram saf ve katkısız bal elde edebileceğiz. Bu 700 kilogram balın 70 kilosunu İslam'ın gereği olarak hayır olarak başkalarına vereceğiz. Arıcılık zor değil fakat dikkat ve sabır gerektiriyor. Arıcılıkla ilgilenmek ve hakkında kitaplar okumak şart. Çünkü her gün beklenmedik bir olayla karşılaşılıyor. Bunun gibi bal ile dolu her çerçeve 4-5 kilogram saf bal demek. İki tarafı da bal ile dolu,
tek elle tutulamayacak kadar ağır. Eğer arılardan korkuyorsanız arıcılık yapamazsınız. Arıcılık en eski gelir kaynaklarından biri. Gördüğünüz gibi burada balı süzme işlemi yapıyoruz. Nasıl yapıldığına bir bakalım. Bal süzmenin kendine özgü kuralları var. Birinci kural, kraliçe arının bulunup sürüden ayrılmasıdır. Daha sonra peteklerin silkilenerek arılardan arındırılması gerek. Daha sonra petekler özel bir kutu ile arılardan uzaklaştırılır. Daha sonra 10 dakika kadar kaynar suda bekletilmiş iki özel bıçak peteğin üst katmanı kesilir. Gördüğünüz gibi tamamen bal ile dolu, süzme işlemi için hazır. Çok güzel. İki tarafı da tamamen bal ile dolu. Daha sonra petekler bal süzme makinesine yerleştirilir. Balı süzebilmek için peteklerin belirli ve sabit bir hızda döndürülmesi gerek. Bugün çok güneşli ve güzel bir hava var. Bal süzmek için çok uygun. İnak asal omodas. Ve bal hazır.
Küçük elektrik santralleri yapmak, insanların doğal kaynakları iyi şekilde kullanmalarının iyi bir kanıtı. Suyun sesi ve ay ışığı gece köyü daha güzel yapıyor. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu subhide haboshat bo sadoy morghan saharxay. Gün kuş ve ezan sesleriyle başlıyor. As-salatu khayrun minan naum. As-salatu khayrun minan naum. Köyde ayrıca insanların 5 vakit namaz kıldıkları Hoji Said Mirhan adında bir cami bulunuyor. Köyün çok eski geçmişinin kanıtı olan Hazreti Mullah'ın mezarı caminin hemen yanında bulunuyor. This place is called Mazari Hasti Molla. Burası Hasti Molla mezarı olarak biliniyor. Gördüğünüz gibi bu ağaç çok ama çok büyük ve çevresi yaklaşık 12 ya da 13 metre.
Şimdi ağacın çevresini ölçeceğiz. Ve bunun için sadece 1 metremiz var. Bu yeterli değil. Bu yüzden ölçmemize yardımcı olacak bir ip bulduk. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on iki, on üç. Evet, yaklaşık 13 metre. Ağacın çevresini 12 metre 80 santim olarak belirledik. Allah rahmetini köye çok sık yağan yağmurla gösteriyor. Yağmur yerdeki tozu ve hamayı temizliyor. Yağmurdan sonra bulutları ve gökkuşağını seyretmek gerçekten çok güzel.
Hayvancılık da iyi gelir kaynaklarından biri olarak görünüyor. Dağların zirvelerinde nadir karaca türleri gibi hayvan türlerinin de bulunması, Tabuşna'nın doğal zenginliğinin bir kanıtı. Kışın hayvanların yemesi için kuru ot ve saman stoklanıyor. Şu anda deniz seviyesinden 3700 metre yükseklikteyiz.
Gördüğünüz gibi burada dağlar çok güzel. Köyümü çok seviyorum. Altınköy. Tercüme Emre Yıldız. Seslendiren Gökhan Demirel. Yapımcı Frozen Far. Bu belgesel Frozen Studio tarafından 2015 yılında hazırlanmıştır. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek dileriz. Hoşça kalın.